İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin 4. oturumu. Batı Ermenistan Hükümet Sözcüsü'nün konuşması. Avrupa, Almata Deklarasyonu'nu ileri sürüyor. Hamşen Ermencesi grameri. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine 1955. Disney'de ilk kez Ermeni kültürüne gönderme yapıldı. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Armenya TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin 4. toplantısı 2 Mart'ta gerçekleşti. Oturum, Batı Ermenistan İlk Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan ve hükümet üyelerinin de hazır bulunduğu Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda Batı Ermenistan Hükümeti'nin genel durumu ele alındı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı Armenak Abrahamyan, Artsakh'ta zorla yerinden edilen ailelerin uğradığı maddi ve fiziki zararlara ilişkin hukuki süreçlere değindi. Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Artsakh vatandaşlarının başvuruları ve gerekli belgelerinin toplanmasıyla ilgilenmeye devam ettiğini bildirdi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Armeni Hıysakyan, 2 Şubat'ta Batı Ermenistan Televizyonu'nda canlı yayında bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nde haftanın olaylarına değindi. Sözcü Sahakyan konuşmasında şunları kaydetti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı Armenak Abrahamyan, 28 Şubat'ta çevrimiçi platformda gerçekleştirilen Batı Ermenistan Parlamentosu'nun 3. döneminin olağan oturumunun açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Abrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin gündemdeki konularını ifade etti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Bayan Nelly Harutyunyan da gündemdeki sorunlara değindi. Oturumda Misak Manuşan'ın cenaze töreni için Fransa Cumhurbaşkanı, hükümeti, parlamentosu ve senatoya teşekkür mektubu yazılması konusu da görüşüldü. Hükümet sözcüsü Bayan Sahakyan, ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti heyetinin General Antranik Ozanyan'ın doğumunun 159. yıl dönümü münasebetiyle Yerebulur askeri panteona saygı ziyareti yaptığına da değindi. O ayrıca General Antranik Ozanyan'ın doğum gününde Batı Ermenistan bayrağına askeri yurtsever hayırsever kamu teşkilatı tarafından Ermeni Savaşı ve iktidarı Vahak'ın altın madalyasıyla ödüllendirildiğinin altını çizdi. Batı Ermenistan hükümeti ise askeri yurtsever sivil toplum kuruluşu Arziv 30 Ararat'tan onur belgesi aldı. Sözcü Sahakyan, Batı Ermenistan dergisinin gelecek sayısının yayınlanacağına ilişkin bilgiler vererek konuşmasına devam etti. Artsakh'ta Charles Aznavour'un anıtının Azeriler tarafından sökülmesiyle ilgili Kültürel Mirası Koruma Devlet Konseyi tarafından gündeme getirilen alarma dikkat çekti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü konuşmasını Charles Aznavour ve Misak Manuşan'a ithaf edilen pulların Fransa'da piyasaya sürülmesiyle ilgili bilgi vererek tamamladı. Yerevan ile Bakü arasındaki barış anlaşmasına ilişkin çalışmalar bu yıl içinde tamamlanabilir. Bu, Avrupa Birliği'nin Güney Kafkasya ve Gürcistan'daki krizden sorumlu özel temsilcisi Toivo Klar tarafından Antalya'da düzenlenen diplomatik forumda duyuruldu ve Avrupa Birliği'nin Güney Kafkasya'da istikrar ve güvenliğin tesis edilmesi sürecine dahil olduğuna dikkat çekildi. Avrupalı diplomat Klar, devlet başkanları sorumluluk almalı ve anlaşmayı imzalamalıdır. Uzun yıllardır bu süreç üzerinde çalışan biri olarak bu yıl bunun başarılabileceğinden eminim. Uzun vadeli barışın tesis edilmesi için tüm tarafların adil olarak algılayacağı bir anlaşmaya varılması gerekiyor. Avrupa'nın son yüzyıllık tarihi, Galip'in dayattığı barışın hassasiyetini, aynı zamanda uzlaşmanın ve düşmanlıkların üstesinden gelmenin önemli avantajlarını gösteriyor, dedi. Ona göre Yerevan ve Bakü bağlamında 1991 yılındaki Almata Deklarasyonu imzalandığı sırada Sovyet Ermenistan ile Sovyet Azerbaycan arasındaki sınır çizgilerine dayalı olarak sınırların çizilmesi de dahil olmak üzere halihazırda imzalanmış anlaşmalara güvenmek gerekiyor. Anlaşma Bakü ana kısmından Nahçıvan'a,
Güney Yerevan bölgesinden dahil olmak üzere insanların ve malların hareketi için sınırın açılmasını içermelidir. Clark, Avrupa Birliği'nin Doğu Ermenistan'la sınırları açarak ve ulaşım bağlantısını yeniden tesis ederek barışa katkıda bulunma konusunda eşsiz bir fırsata sahip olan Türkiye'nin rolüne büyük önem verdiğini kaydetti. Ona göre barışçıl çözüm sadece doğrudan ilgili ülkeleri değil, aynı zamanda Avrupa Birliği ülkelerine de fayda sağlayacak ve Avrupa, Orta Asya ve Çin arasındaki ulaşım koridorunun güvenliğini sağlayacak. Clark, böylece bir adım Avrupa'yı Orta Asya ve Çin'e bağlayan ulaşım koridorunun kesintisiz işleyişi konusunda Avrupa Birliği'ne güven verecektir. Bu durumda Avrupa Birliği, Avrupa Birliği'nin bölgedeki müdahalesini göstermek için konuşlandırılan sivil gözlem misyonunu da Doğu Ermenistan'dan çekebilecek diye vurguladı. Avrupa Birliği, Stalin'in Artsakh kararı da dahil olmak üzere Rusya gündemini ve Sovyet antlaşmalarını aktif olarak desteklemeye devam ediyor. Sebepler basit. Avrupa Birliği, Kırım dahil Ukrayna'nın bütünlüğünden ancak Alma-Ata Deklarasyonu temelinde bahsedebilir. Bu yaklaşımın Sovyet sonrası tüm çatışmalara yayan, kendi ilke ve belgelerini göz ardı eden Avrupa Birliği, Doğu Ermenistan'ın parçalanmasının ve sonunda yok edilmesinin temelini oluşturuyor. Ancak Alma-Ata'nın Suni Deklarasyonu, Batı Ermenistan'da 1894-1923 yıllarında yaşanan soykırımı Armenosidi hesaba katmıyor ve anlaşmaları dikkate almaksızın tüm Ermenistan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü hesaba katmıyor ve ondan önceki tanımalar ki bu hukuki bir saçmalıktır. Hamşenli Ermeni pedagog ve Hamşen lehçesi araştırmacısı Huriye Şahin'in son kitabı Ankara İzan Yayınevi dizisinden Hamşence Dili Bilgisi adıyla yayımlandı. Şahin, bu yayınla Hamşen halkının etnografik özelliklerine ilişkin uydurma teorilere son vereceğini umuyor. Huriye Şahin'in Hamşen grameri üzerine yapılan bu çalışma için 24 Şubat'ta özel bir sunum düzenlendi. O gün Şahin, önceki kitaplarını da okuyucular için imzaladı. Yazar, şimdilerde Hadik Birliği'nin girişimiyle 17 Mart'ta İstanbul'da yapılacak sunuma hazırlanıyor. Batı Ermenistan Televizyonu Vestern Armenia TV, 6-7 Eylül 1955 olayları ile ilgili son 3. makaleyi sizlere sunuyor. Türk mahkemeleri başlangıçta 6-7 Eylül olaylarıyla ilgili olarak 4480 kişiyi suçladı. Ancak zamanla bazılarının suçlamaları düştü ve 1955'e gelindi. Son olarak 3933 kişi serbest bırakıldı. 1956'da Ocak ayında 61 kişi beraat etti, sadece 228 kişi mahkum edildi ve bu da oldukça hafif yaptırımlarla oldu. Bu arada Türk yargı sisteminin 6-7 Eylül 1955 tarihinde gerçekleşen olaylara daha geç bir dönemde değindiğini, 27 Mayıs askeri darbesi sonucu görevden alınan aralarında eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, bakanlar ve milletvekillerinin de bulunduğu 592 farklı yetkilinin yargılandığı dava 14 Ekim 1960 tarihinde Marmara Denizi'ndeki Yassıada'da başladığını belirtelim. Sunulan suçlamalar arasında 6-7 Eylül 1955 tarihinde İstanbul, İzmir ve diğer yerlerde Rumlara ve Ermenilere yönelik katliamlar da vardı. Bütün bunlar 20. yüzyılın ortalarında Türk yetkililerin düzenlediği katliamları Türk kolluk kuvvetlerinin dahi tam olarak örtbas edemediğini gösteriyor. 6-7 Eylül olaylarının Türk siyasi alanında skandal açıklamalara yol açtığını hem muhalefetteki Halk Partisi'nin hem de iktidardaki Demokrat Parti'nin birbirlerini eleştiren, ifşa eden açıklamalar ve konuşmalar yaptığını da eklememiz gerekiyor. Fakat 6-7 Eylül ile ilgili en skandal açıklama daha sonra geldi. Atatürk'ün Selanik'teki evinin bombalanmasının aslında Türk özel servislerinin ajanları aracılığıyla organize edildiği çeşitli gerekçelere ve delillere dayanarak ortaya çıktı.
hem Selanik operasyonu hem de İstanbul ve diğer şehirlerde protesto mitingleri düzenlenmesi, silahlı bozguncu gruplarının Rum ve Ermenilerin ev ve dükkanlarına yönelik saldırıları organizatörü ilgili yapıları ile Türk hükümeti olan tek bir planın parçasıydı. Şunu da ekleyelim ki 1955 yılının 6-7 Eylül olaylarıyla ilgili ilginç ve sıklıkla skandal niteliğindeki açıklamalar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu veriler olup bitenlere daha fazla ışık tutuyor ve Türk yetkililerin suç teşkil eden davranışlarını daha net bir şekilde ortaya koyuyor. Disney Channel'da gösterilen Mickey Mouse Funhouse adlı çizgi filmin küçük bir bölümünde ünlü Minnie Mouse ve arkadaşları Vartavar'ı kutluyor. Bu konuyla ilgili bir mesaj Armenian Film Society'nin resmi Instagram sayfasında yayınlandı. Mesajda filmin senaryosunun yazarının kocası Ermeni olan Katlen Sarneli Kapukcan olduğu belirtiliyor. O bölümde Minnie Mouse Vartavar'ı kutlamak için yanlış kıyafeti giyiyor. Minnie, Mickey ve arkadaşları geleneksel Ermeni kostümü giyen Tanrıça Astarik tarafından karşılanır. Açıklamada Tanrıça büyülü tapınağından iner ve üzerlerine su serper. Bu olaylar Ermeni mimarisini örnek alan mitler ve efsanelerle dolu bir ülkede, özellikle de Garni Tapınağı ve Gaskat Anıtı'nda yer alıyor ve iki yerin birleşimini oluşturuyor. Astarik karakterini Liana Bedev seslendirdi. Annesi Ermeni, babası ise Lübnanlıdır. Bölüm Ermeni kültürel unsurlarıyla dolu. Meni Ermeni kostümü giyiyor, Ermenice konuşuyor ve popüler kahramanlar Şip ve Dail ayran satıyor ve ızgara hazırlıyor. Çizgi filmin bu bölümü Disney'in Ermeni kültürüne ilk kez değindiği tek bölümdür. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceği ile ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Arpi tarafından seslendirilen Zahkats Baleni adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz.
Hoşça kalın.